Değerli misafirler, herkese merhaba. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, EÇEV'in profesyonel ve gönüllü takımlarının organizasyonu ile bu yıl yedincisi düzenlenen İzmir Çocuk ve Gençlik Etkinliklerinin Yürütme Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ben Yusuf Çağlayan. İçinde bulunduğumuz salgın şartları gereği etkinliklerimiz tamamen dijital araçların kolaylaştırıcılığında gerçekleşiyor. Bir haftaya yayılmış etkinliklerimizin bir kısmını web sayfamız olan Eçev Çocuk ve Gençlik Edebiyatı.org üzerinden izleyebileceğiniz video kayıtları olarak hazırladık. Ulusal ve uluslararası arenada çocuk ve gençlik edebiyatını kendine mesele edinmiş, farklı alan ve deneyimlerden gelen 13 farklı kişi ile röportajlar yaptık. Bu videoların kayıtlarını bir hafta boyunca web sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Etkinliklerimizin bir kısmı da şu anda olduğu gibi canlı yayınlar şeklinde gerçekleşiyor. Dün çok keyifli bir etkinlikle açılışı yaptık ve merhaba dedik. Adını sevgili büyüğümüz Muzaffer İzgü'den alan çocuk ve gençlik edebiyatına emek verenler ödülünün 2020 sahibi sevgili Mustafa Delioğlu'na ödülünü verdik. Ve ardından yine sevgili Mehmet Erkurt'un muhteşem kolaylaştırıcılığında Adnan Saraçoğlu, Asya Çağlar, Beyçak ve Mustafa Delioğlu'ndan ayrılmak istemediğimiz bir panel izledik. Edebiyat ve hayat üzerine odaklandık. Bugün etkinliklerimizin ikinci günü. Her yıl organizasyonumuzu bir tema etrafında ilmek ilmek örmeye gayret ediyoruz. Bu yıl belki de içinde bulunduğumuz şartları düşündüğümüzde bizi bazı değerleri daha da öne çıkartmaya, her fırsatta altını çizmeye itti. Bu yüzden 7. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günlerinin ana teması olarak yaşamak, yaşatmak üzerine odaklandık. Sevgili misafirler, bugün müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen gibi çok farklı ve renkli rollerin sahibi, aramızda olmasından büyük mutluluk duyduğumuz sevgili Zülfü Livaneli ile birlikteyiz. Yaklaşık bir saat sürmesini planladığımız sohbetimizi birkaç soru etrafında gerçekleştireceğiz. Ben de elimden geldiğince bu süreci kolaylaştırmaya çalışacağım. Şimdi sevgili Zülfü Livaneli'ye müsaadenizle tüm organizasyon ekibi ve izleyicilerimiz adına hoş geldiniz demek isterim. Hoş bulduk, teşekkür Küçük bir heyecanla başladık. Bizde olduğunuz için çok mutlu olduğumuzun tekrar altını çizerek ben başlamak isterim size. Hepimiz adına size tekrar merhaba diyorum. Efendim, sağ ol. birkaç soru etrafında bugün sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Ben müsaadeniz olursa ilk sorumu seslendirerek sözü size devretmek isterim. Zülfü Beyciğim, sanatın çok farklı alanlarında yapıtlar veren ve içinde bulunduğumuz yüzyıla da adınızı kocaman büyük harflerle yazdırmış bir sanatçısınız. Benzer ve farklı yönleri olan bu sanat dallarıyla çalışmalar yaptığınız için haliyle karşılaştırmalı bir analiz yapma deneyiminiz de çok yüksek. Bu bağlamda düşündüğünüzde yaklaşık 70 yıldır sanatla yürüyen yolculuğunuzda edebiyatı nereye koyuyorsunuz diyerek başlamak isterim. Teşekkür ederim. Bütün dostlara selamlar. Edebiyat söz sanatıdır. Söz sanatı da insanın kanındadır. Bütün bildiğimiz gibi destanlar bizi var eder. Ta Gilgamesh'ler, daha önceler, Hindistan'ın Narayana destanı, Finlerin Kalevala destanı, Kırgızların Manas destanı. Dolayısıyla mitosu olmayan, mitolojisi olmayan, kelimelerle hikayeleri anlatamayan halklar var olamaz. Esas bel kemiği hikayelerdir. Bütün din kitapları da semavi dinlerin böyle başlar. Önce söz vardı diye başlar. Kur'an'da da oku diye başlar. Sana kalemle yazmayı öğretendir diye. Şimdi dolayısıyla sözün önemi çok fazladır. Bütün dinler kitapla gelmiştir. Kitap en öndedir. Yani ilahisi, müziği falan olur ama ikonası, resmi. Ama kitapla kendini ifade etmek durumundadır. Dolayısıyla edebiyat kök sanattır. Söz sanatı insanoğlunun en köklü sanatıdır. Çok teşekkürler efendim. Çok güçlü bir giriş yaptınız. Bu bahaneyle bugün Ramazan ayına da başladığımızın da altını çizerek herkesi bu konuyla ilgili de kutlamak, tebrik etmek isterim. Evet, ben de. Efendim, şimdi çocuk edebiyatı, artık edebiyattan biraz daha özele inip çocuk edebiyatına müsaadeniz olursa odaklanmak isterim. Her ne kadar bugün çok tartışmasız kabul görse de bir çalışma alanı olarak çocuk edebiyatı
hem akademi dünyasında hem de yazar, çizer, editör ve yayıncılık dünyasında artık kendi başına bir yer tuttu gibi görünüyor. Ama çok yakın zamana kadar edebiyat, edebiyattır, çocuğu, genci, yaşlısı olmaz fikri çok baskın bir fikirdi. Bu anlamda düşündüğümüzde çok farklı yazın türlerinde yapıtlar da üreten bir yazar olarak sizin çocuk edebiyatı konusundaki fikirleriniz, bakış açınızı almak isteriz. Çocuk edebiyatı, edebiyatın çok mühim, önemli kollarından bir tanesidir. Klasikleri vardır bunun, bildiğimiz gibi işte Saint-Exupéry gibi, diğer çocuk kitapları gibi müthiş şeyler yazılmıştır. Şimdi çocuklara apayrı bir edebiyat, apayrı bir anlatı gerekmez aslında. Büyüklerin de hayatında olan şeyler, bir kısmı tabii çocuklarda sınırlansa bile, gene de çocuklar da sözcüklerin büyülü dünyasında bir serüvene çıkmak istiyorlar kitap okurken. Öğretici olması falan şart değil. Onlar da kitap okuma zevkine sahip olmak istiyor ve doğrusu da budur. Çocuklara bir şey öğreteceğim diye başlarsanız o kitap başarılı bir kitap olmaz. Çocuklara saygı duyarak onların dünyasına yaklaşabilmeyi denemeniz gerekir. Ben yıllar önce Anton Çehov'un mektuplarını çevirmiştim. Çehov çok büyük bir hikayecidir. Hem de doktordur. Çehov diyordu ki bir mektubunda, çocuk edebiyatını apayrı bir edebiyat türü olarak göremeyiz. Aynen ilaç gibi diyordu. Büyüklere verdiğimiz ilaçları çocuklara da veririz. Ama bunun dozu daha değişik olur. Daha farklı dozla veririz. Ben de buna inanıyorum. Çocuk edebiyatını gerçekten önemsememiz gerekiyor. Hazır çocuktan gidiyorken ve bu ilaç sözcüğünü oradan müsaadeniz olursa bir cımbızlamak isterim. İçinde bulunduğumuz şartları düşündüğümüzde bir devrim etkisiyle birçok alışkanlığımız sarsıldı, değişti. Son bir yıldır yaşadığımız salgının etkileriyle birlikte ekonomik, sosyolojik, politik bir dolu farklı etkileri oldu ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Belki de bu içten yaşadığımız dürtüden dolayı biz de bu yıl çocuk ve gençlik edebiyatı günlerinin teması olarak yaşamak ve yaşatmak üzerine odaklandık. Bu bağlamda yine düşündüğümüzde az önce sizin de vurguladığınız gibi çocuklar sanırım içinde bulunduğumuz dönemin maalesef en dezavantajlı gruplarından birine dönüşmüş gibi görünüyorlar. Çünkü evlerde kaldığımız, sosyal öğrenme ortamlarından uzak kaldığımız, iyice bireyselleştiğimiz ve maalesef teknolojinin ekranın karşısına bağımlı hale getirdiğimiz bir dönemin içindeler. Böyle düşündüğümüzde edebiyat bununki gibi zor günler için bir iyileştirici olabilir mi? Her şeyden uzak kalmış çocuklar için edebiyat, kitaplar neler yapabilir? Elbette. Çocuklar hayattan uzak kaldı. Büyükler de uzak kaldı. Ama bunun suçunu sadece korona virüsüne yüklememek gerekiyor. Korona biliyorsunuz taç demek. Taç şeklinde olduğu için korona deniyor. Ama aslında bu virüsten çok daha önce taç giyen başlar. Yani ülkelerin yöneticileri, kapitalizmin yöneticileri zaten bu pandemiyi yaratmışlardı. Çocuklar zaten ekran başına mahkumdu. Yani çocuklarımız daha bu geçen seneye kadar sokaklarda oynayıp uçurtmalar uçuran çocuklar değildi artık. Her biri tabletin ekranın başına kilitlenmişti. Bunun da suçu virüsten daha önce başkalarının da elbette. Bu bunu biraz artırdı tabii. Virüs bu etkiyi biraz artırdı. Edebiyat her zaman, her konuda insanın yardımcısıdır. Çünkü başka hayatları anlatır, başka mücadeleleri anlatır ve siz ondan güç alırsınız. Ben hayatım boyunca edebiyattan güç aldım. Çocukların da bu dönemde kitap okuması elbette çok önemli. Zaten büyüdüğü zaman, büyürken çok belli oluyor. İnsanın kitap okuyup okumadığı bakışlarından bile belli olur. Genellikle ben anlarım. Yani bir böyle kitap okuyarak mı büyümüş bu insan, yoksa şey diye başka türlü bir bakış olur gözde. Kitap okuyanla daha farklı, daha derin bir bakış olur. Daha anlayan bir bakış olur. O bakımdan zaten kitap her zaman gerekli. Ama sadece kitaplara ve ekrana gömülmüş bir hayat değil tabii. Hayatın içinde kanlı canlı bir yaşam, bir çocukluk gerekiyor. Açıkçası sormaya biraz korkuyorum ama yine de cesaret edip şöyle gözlerime bakmanızı istesem, acaba ben nasıl görünüyorum oradan diye. Okuyorsunuz elbette. Gözlerinizde belli, bu programı yaptığınızdan da belli.
Çok naziksiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de açıkçası bir öğretmenim ve sınıf öğretmeniyim. Çocuklarla çalışan bir öğretmenim. Ve bu cümlelerinizden de alarak ve ondan da biraz güç bularak bir başka soruya geçmek isterim. Bu arada küçük bir hatırlatma. Teknik ekipteki arkadaşlarımız şu an izleyicilerimiz için mesaj olarak paylaştı. Ola ki sizlerin de soruları varsa efendim misafirlerimizin, izleyicilerimizin aşağıdaki bu soru ve cevap tuşunu kullanarak oradan bizlere yönetebilirsiniz. Ben yine ekip arkadaşlarımdan rica edeceğim. Oradan böyle gözünüze çarpan şeyler olursa vakitle yeterse seve seve seslendiririm ben de. Şimdi Zülfü Beyciğim, yetişkinler içinde, çocuklar içinde yaptığınız yapıtlarınız var. Artık edebiyat üzerinde sohbetimize devam ederken. Ben de sınıf öğretmeniyim dediğim gibi ve çocuklar için yazılmış birçok kitabı haliyle hem işim gereği hem de özel merakım gereği de çocuk edebiyatına karşı çok tutkuyla bağlıyım ve hayatımın çok önemli yerlerinde tutmaya gayret ediyorum. Ve maalesef çocuklarla çalışmanın, çocuklar için bir şey yapmanın ve aynı zamanda çocuklar için yazmanın kolay olduğuyla ilgili bir kanı var. Ama bu konuda sizin de fikrinizi almak isterim. Çocuklara yazmak nasıl bir şey? Hiç kolay değil doğrusu. Onun için söylüyorum. Yani ben normal kitaplarımı yazıyorum ve çocuklar için de bir şeyler çiziktireyim diyemezsiniz. Çocuklara belki daha da dikkatli olmanız gerekiyor. Ve yazacağınız her şeyi uzun cümlelerle, uzun uzun açıklayarak yazamayacağınız için, daha belli boyutlar içinde kalacağınız için daha konsantre, daha yoğun, daha anlaşılır, daha çarpıcı cümlelerle yazmak zorundasınız. Bu da tabii bir çaba gerektiriyor. Çocuk kitabı yazmak büyük bir çabadır. Bu saygıyı göstermek gerekiyor. O hep onu söylüyorum bakın başından beri saygı. Çocuklara saygı göstererek yazmak gerekiyor. Mesela benim çocuk kitaplarım var. Onların bazısı uyarlama. Sonada var. Sonradan çocukları diyelim. Ama çocuklar için yazdıklarım da var. Daha küçük yaşta böyle 3-5 yaş, 7 yaş aralığı içinde yazdığım kitaplar var. Bunlardan bir tanesi Melisa Ormanda adlı bir kitap yayınlandı. Bu 1 milyon kitap projesi çerçevesinde. Bu benim hayatımda çok önemli yer tutan, büyük bir acıyla kaybettiğimiz bir dünyanın en güzel meleğiyle ilgili bir kitap. O zaman tabii saygıyla yazıyorsunuz. Başka nasıl yazabilirsiniz? Efendim bu arada sorular da aşağıdan gelmeye başladı. Bir yandan konuyla da ilişkiniz olursa ben müsaade ederseniz oradan bir hazır yazarlık tarafından bir soru seslendirmek isterim. İzleyicilerimiz arasında çocuk edebiyatı yazarları da var anladığım kadarıyla. Bu konuyu biraz daha derinleştirelim birlikte. Çocuk edebiyatıyla uğraşan yazarlar için az önce saygıdan bahsettiniz. Başka tavsiyelerde hazır sizi bulmuşken tavsiye rica ederim. Önce şunu söyleyeyim, sorular geliyor, ben de tabii memnuniyetle cevaplandırırım ama tabii bunu, bu programı belli bir şeyde tutmak, belli bir uzunlukta tutmak beni azat edin ya, çok fazla tutmadan lütfen. Tabii ki. En başta söyledim ya, çocuk edebiyatında saygı tabii çok önemli. Çocuğu küçümsemeden yazmak çok önemli. Bir de en önemli boyutu, çocuğa bir şey öğretmek değil, ders vermek değil. Ders ayrı, çocuk edebiyatı ayrı. Edebiyat, büyükler için de söylediğim gibi zevk alarak okunur. İlaç içer gibi kitap okunmaz. Hatta Borges'in çok güzel bir tavsiyesi vardır. Eğer elinizdeki kitap sizi sıkıyorsa, kendini okutamıyorsa yazar işini yapamamış demektir. Bırakın. Dünya o kadar güzel okunacak kitaplarla dolu ki zaten yetişemiyoruz diyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani bir kitap kendini okutamıyorsa bir konsere gittiğinizde piyaniste kendini dinletemiyor demektir. Dolayısıyla okutmak şarttır. Dostoyevski, Tolstoy, Dickens, Garcia Marquez, Vargas Llosa bunlar okutuyor da dünyanın en derin kitapları. Yani ben çok derin fikirlerden bahsediyorum, onun için okunamıyorum demek mümkün mü? Değil. Demek ki yazma da eksiklik var. Şimdi çocuklara da ders vermek, onları bir takım yollara, işte doğru yola sevk etmek falan filan. Bunlar pedagojik gerçekler ama bu eğitimin işi. Bu çocuk edebiyatının işi değil. Çocuk edebiyatı alıp insanı başka dünyalara götürmeli. Biz çocukluğumuzda Jules Verne okurken nerelere gidiyorduk? Nerelerde böyle başka maceralar, başka iklimler, başka insanlar. Yani müthiş bir zevkle okuyorduk. Tadına doyamıyorduk.
Çocuk edebiyatı için bence olmazsa olmazı budur. Zaten ben biliyorum, çocuklar kendilerine ders veren kitapları sevmiyorlar. Kendilerini edebi anlamda eğlendiren kitapları seviyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Zaten kitap mutlaka insana bir haz vermeli okurken. Haz vermediğiniz zaman ne yapacaksınız? Reçete mi yazacaksınız? Harika. Yine bu bağlamdan böyle bir soruyla daha devam edeyim zamanı da doğru kullanmak adına. Son dönemde çocuk edebiyatıyla ilgili de çalışmalar yaptığınız için belki ağınıza Türk çocuk edebiyatının son dönem ürünleriyle ilgili de bir şeyler takılmıştır. Bir gözleminiz var mı? Türkiye'deki son dönem çocuk edebiyatçılarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bunun arttığını seziyorum. Epeyce kişinin yazdığını seziyorum ama doğrusu açık söyleyeyim çok okuyamadım. Çok bilmiyorum. Benim tam alanım da değil. Ama mesela Yaşar Kemal'in bir çocuk kitabı yazdığı günleri çok iyi hatırlıyorum. Biller Sultanı ile Biller Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca. Öyle çok güzel bir kitap yazmıştı. O ara bir Can Yayınları'nın bir çocuk arkadaş kitaplar diye bir şey başlamıştı, yayıncılık faaliyeti. Çeşitli yazarlara çocuk kitabı yazdırıyorlardı. O zaman çok çocuk kitabı yazıldı gerçekten. Biz de çocukluğumuzda mesela Ömer Seyfettin hikayelerini de büyük bir zevkle okuduk. Bizde çocukların okuyacağı edebiyat vardı elbette, her zaman oldu. Daha sonra Aziz Nesin hikayeleri tabii çok hoş gelmeye başladı. Türkiye'deki edebiyat zengindir. Genel olarak zengindir. Çocuk edebiyatı da zengindir bence. Harika. O zaman böyle bir iki disiplini birleştirerek bir soruyla daha devam edeyim. Son yıllarda belki de modern dünyanın çocuklarının çok farklı uyaranlara, çok farklı öğrenme yeteneklerine sahip olmasıyla da ilişkili olsa gerek bu durum. Çocuklara yönelik yapılmış olan edebi ürünlerde bazen müzikle işbirliği yaparak, müzikle birbirine katılarak yapılan çalışmalar, edebi ürünler, yapıtlar da görüyoruz. Yani farklı sanat dallarının bir araya geldiği yapıtların çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili gözlemlerinizi rica edebilir miyim? Bu çok önemli bir şey söylediğiniz, müzik. Şimdi çocuk edebiyatı vardır dedik, çocuk edebiyatı saygın bir yerdedir dedik ama çocuklar için müzik yoktur. Türkiye'de çocuk şarkıları yoktur. Türkiye'de çocuklar, çok güzel sesin var oğlum hadi söyle diye Anadolu'nun bir yerinde mikrofon uzatıldığı zaman vay kahpe felek bana ne yaptın, ne ettin, mahvoldum, öldüm, bittim, dağlar başına çekeyim, kurt yesin beni. Yani böyle hep toprağa ölüme dönük karamsar parçalar söylerler. Yani doğanın güzelliğini, ne bileyim hayvanlarla dostluğu, çiçekleri anlatan bir çocuk şarkıları geleneği maalesef oluşmamıştır Türkiye'de. Tabii bu buna hizmet edebilir. Çocuk şarkıları da kitapla birleşince yazılabilir ama bu benim eski tezlerimden biridir ve beni çok rahatsız eder. Gerçekten çocuklarımızın böyle ölüm şarkıları söylemesi her zaman rahatsız etmiştir beni. Çocuklara karşı hassasiyetimiz her seferinde çok öne çıkıyor. Çok teşekkürler. Efendim bir başka soruyla devam edeyim. Misafirlerimizden gelen sorulardan bir tanesi demiş ki Zülfü Bey, sanatın bunca duygu yüklü dallarıyla uğraşırken içinde pek çok farklı duyguyu barındırmayı başardı. Kalbiniz kaç metrekare diye sormuş. İçinize bunca duyguyu nasıl barındırıyorsunuz? Yine şifayı sanatta mı buldunuz demiş misafirimiz. Çok teşekkür ederim. Yani kalbim kaç metrekare bilemem ama zaten ölçülebilir bir şey değil. Kalp aslında tabii bir pompa, vücudumuzu ayakta tutan, kan pompalayan bir pompa. Ama bizim ruhumuzun tabii o vicdan metrekaresi, vicdan kilometrekareleri ölçülemez. Vicdan, empati, merhamet, anlayış, barış, karşılıklı sevgi. Bunun zaten sınırı yoktur, sınırsızdır bu, evrenseldir. O yüzden de biz hepimiz burada birleştiğimize göre bunu zaten bu duyguda birleşiyoruz demek. Harika, çok teşekkürler. Efendim yeni bir soruyla daha devam edeyim. Farklı alanlarda eserler üreten bir sanatçı olduğunuz için bu soruya biraz tabii duygusal yaklaşmak da haliyle mümkün. Ama bizim de önemli bir merakımızı gidermiş olacağız. Hem besteci hem yorumcu olarak çok farklı çalışmalara imza attınız. Sinemada, yönetmenlikte, senaristlikte çeşitli eserler ortaya koydunuz. Bunları böyle yekün düşündüğümüzde tabii hepsi bir araya gelip bir Zülfü Livaneli oluşturuyor ama
sizin için hangisiyle anılmak daha öncelikli desem? Dediğiniz doğru, bir prizmanın değişik yönlerinden bakmak gibi. Aslında hepsi benim onların. Değişik ifade biçimleriyle kendimi ve düşüncelerimi ifade ediyorum. Yani Yunus'un dediği gibi ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm demiş ya. Ben de öyle. Ama bunların içinde yine söyleyeyim, temel olan edebiyattır. Benim de hayatımda çocukluğumdan itibaren zaten edebiyat çok önemli yer tutuyordu. Hatta ben daha ilkokul 3'te yazdığım şiirler falan var. Onlar böyle duruyor bazıları hala. Daha sonra bir Hemingway ve Amerikan yazarları, sonra Rus yazarları tutkusu oldu. Hemingway'in etkisinde oturup bir 14 yaşında Boğa Güreşçisi romanı yazdım. Tabii berbat bir şeydi tabii ki. Yırtıp attım elbette. Ama bunlar denemelerdi. Hemingway'in gene Çanlar Kimin İçin Çalıyor'unu radyo tiyatrosuna uyarladım. Daha bunlar 15 yaşında falan oluyor. Fakat sonra müzik de benim bir amatör tutkumdu. Böyle götürüyordum. Müzisyen olarak tanınmaya niyetim de yoktu. Ama 12 Mart 71 darbesi, hapishanelere konulmamız, bütün aydın arkadaşlarımızın üzerinden silindir gibi geçilmesi, Türkiye'nin kendi evlatlarını, has evlatlarını asması, kesmesi, denizleri, diğer arkadaşları, bu bende onların ağıtlarını yapma duygusu uyandırdı. Yaptım. Ömrümde ilk ve son albüm olacaktı o. Olmadı. Çünkü durmadan talep geldi. Durmadan bir daha yeni şeyler yaptım diye. Ama şimdi ben tekrar ilk aşkıma döndüm. Harika. Cevabınız yeterince güçlü ve netti. Bir yandan da maalesef bizimki gibi toplumlarda çokça malzeme de çıktığı için bunları yapabilmek için hep üretmeye devam edin efendim. Hazır biraz tarihten bahsetmişken bir soruyu da tarihle ilgili size seslendirmek isterim. Eserlerinizde tarihsel dokuya yer vermeyi çokça tercih ediyorsunuz. Tarihe olan ilginiz, merakınız tam olarak neyden kaynaklı? Tarih benim çok ilgimi çekiyor. Ben bunu çocukluğumdan beri okurum ama mesela Naima tarihi ciltleri var bende. Onun tarihine bakıyorum, 1973'te almışım onları. Tarihler var, tarih okuyorum. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'yı Osmanlı tarihi konusunda çok okudum. Mustafa Akdağ'ı çok okudum. Daha popüler tarihçileri elbette okudum. Böyle Reşat Ekrem Koçu gibi. Yani tarih benim çok büyük bir ilgi alanım ama ben tabii tarihçi olarak değil, edebiyattan bakıyorum oraya. O zaman da şu dikkatimi çekiyor. Mesela insanlar yaşadıkları zaman algıları farklı oluyor. Yani şu anın hırsları, şu anın rekabet duyguları, bu anın zenginleşme istekleri, politik başarı hırslarıyla falan yaşıyorlar. Ama siz tarihteki insanların bu hırslarına baktığınız zaman küçülüyor gözünüzde, komik geliyor. Ya zaten ölmüş gitmişsin o yaptığından 2 sene sonra. Niye yaptın bunu diye düşünüyorsunuz. Kösem Sultan öldürüldüğü zaman hanlar, hamamlar dolusu, yani böyle hanlar dolu samur kürkler, mücevherler, altınlar, elmaslar, yani dünya ölçeğinde bir hazine bırakıyor. Ve bunu elde etmek, iktidarı elde etmek için de olmadık işler yapıyor. Olmadık işler yapıyor. Yani insan şeyine de sığmayacak, moraline sığmayacak işler yapıyor. Şimdi siz bunu bugün hırslı bir politikacı, kadın falan diye algılayabilirsiniz ama Kösem Sultan olarak okuduğunuz zaman ya yaptın da yine ne geçti diye görüyorsun. Tarihteki rollerini gördüğün zaman insanların dediğim gibi hırsları çok küçülüyor gözünüzde. Tarihsellik önemli. Tarihselliğimiz insan oluşumuzun parçalarından birisi. Yani hayvanların tarihselliği yoktur. Yani dün yoktur. Bu anı yaşarlar. Ama insan böyle yaşamıyor işte. İnsan kendini tarihi içinde konumlandırıyor. Ve biz kendimizi biz varız, bir de geçmiş var diye algılıyoruz. Tarihi öyle algılıyoruz. Öyle bir şey değil ki. Her dönemin klasiği var, her dönemin moderni var. Her dönemin kendi içinde mücadelesi var. Her dönemin çağdaşlığı var ve eskisi var. Bir çarpıcı örnek vereyim. Şimdi bize piramitler, Mısır piramitleri desek, bir de Kleopatra desek, tamam işte. Hepsi birbirine yapışıyor değil mi? Aynı kafa. Oysa Kleopatra'nın o piramitlere olan zamana uzaklığı bize olan uzaklığından daha fazla. Yani Kleopatra da bakıyordu, vay nasıl yapmışlar ya bu piramitleri diye bizim gibi hayret ediyordu.
Bizde böyle her şeyi birbirine yapıştırmak var geçmişi. Bir sandığa atıyoruz. Öyle değil halbuki. Belli kilometre taşları, belli öne çıkanlar tarihi biraz mevhum olarak farklı anlamamıza sanırım yardımcı oluyor. Efendim bir soruyu da yine sanat özelinde ve maalesef içinde bulunduğumuz şartlarla ilişkili olarak sormak zorunda kalacağım. İçinde bulunduğumuz şartlar ve toplum öncelikler maalesef biraz farklı olabiliyor. Yaşamsal ihtiyaçlar piramidinde bile bazen kendine sanat yer bulmakta çok zorluk yaşayabiliyor. Sanattan uzak bir toplum düşündüğümüzde bunu nasıl tanımlarız? Bu süreci nasıl yürüteceğiz, yöneteceğiz? Sanattan uzak değiliz aslında. Tam tersine bu pandemi döneminde sanat bize hakikaten güç veriyor. Bir de böyle iletişim kaynakları var işte, biz şimdi sizinle karşılıklı konuşuyoruz. Yani bir salonda konuşmanın keyfi olmuyor elbette ama gene de bir iletişim kurabiliyoruz. Yine arkadaşlar online müzik çalışmaları yapıyorlar, değil mi? Dijital eserler veriyorlar. Tabii tiyatroların açılması çok önemli bir şey. Tiyatrolar açılırsa, çünkü sadece o oyunu tek başımıza seyretmek değildir tiyatro. Bir kitleyle birlikte seyretmektir. Onunla beraber gülmek, beraber aynı reaksiyonları göstermektir. Çoğalmaktır. Tiyatroya giden insan çoğalır. Bu yüzden onların açılması çok önemli. Konserlerin açılması çok önemli. Ama dünyada bazı yerlerde başladı. Konserler başladı, tiyatrolar başladı Hollanda'da falan. Bizde de bir süre sonra olacaktır diyelim. Yani aşı bulabilirsek böyle olacak. Efendim çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. İçinde bulunduğumuz şartlarda, zor dönemlerde sanatı ve edebiyatı konuştuk. Sizin gibi deneyimli bir gözle, tarihe şahitlik etmiş, bunu sanat yapıtları aracılığıyla yine tarihe not düşüp ölümsüzleştirmiş bir isimle, Zülfü Livaneli ile birlikte olmak, benim gibi genç ve gelecekle ilgili kaygıları olan birini çok aydınlattı, çok umut verdi, ilham oldu. Eminim misafirlerimiz de benimle benzer duyguları yaşamışlardır. İyi ki Zülfü Livaneli var, iyi ki var olmuş, iyi ki de bundan sonra var olmaya da devam edecek. Tüm organizasyon ekibi adına size çok çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim ve izleyicilere de çok teşekkür ederim. İyi ki Zülfü Livaneli var dediniz ama tabii bir elin nesi var, iki elin sesi var. Şimdi biz burada çok eliz. Rezonans meselesidir bu. Yani bir yere gittiğiniz zaman, sesinizi duyurduğunuz zaman yankılanıyorsa, o yankıyı alıyorsanız sağır bir odada değilsiniz, sağır bir toplumda değilsiniz. Bu bakımdan benim çok şansım oldu, sizler oldunuz. Hani klasik sözdür ya, siz olmasanız biz olmazdık. İzmir Fuarı anlamında söylemiyorum bunu tabii. Ama hakikaten böyledir. Hepinize saygılar, sevgiler, iyi akşamlar. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Bizden de karşılıklı sevgiler.